malumunuz olduğu üzere ülkemizde bir koronavirüsü salgını başladı. Bu doğrultuda da bakanlıklarımızın birçok tedbiri var. Bunun tedbirleri ilimizde de uyguluyoruz. Şükür şu ana kadar Afyonkarahisar olarak iyi bir konumdayız. Ancak bu iyi konumumuzun devam edebilmesi için vatandaşlarımızın duyarlılığının da devam etmesi gerekir. Şimdi vefa destek birimleri oluşturuldu. Malumunuz olduğu üzere 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın, büyüklerimizin riskten uzak kalabilmeleri adına ikametlerinde kalarak onların yakınları yoksa bunların ihtiyacını gidermek de vefa destek grubu tarafından yerine getiriliyor. Bu vefa destek grubunda da kamu kurumları var, belediyelerimiz var, Kızılay'ımız var, Yarım Elma Derneğimiz var, İHA var ve diğer derneklerin de yardım kuruluşlarının da yardım yapmak istemeleri halinde bu vefa destek grubu çatısı altında yardımlarını yapabilecekler. Ancak biz şu anda valilik öncülüğünde oluşturduğumuz bu vefa destek gruplarıyla hem il merkezinde hem ilçelerimizde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar şu anda dördüncü gündeyiz. 500'ün üzerinde bir talep var. Bunların da önemli bir oranda yerine getirildi. Vatandaşlarımıza biz buradan özellikle sizin vasıtanızla şu uyarıyı yapmak istiyoruz. Dışarıya çıkma dışarıya çıkma yasağı sadece 65 yaş ve üzerindeki kişiler olarak algılanmasın. Her yaş risk altındadır. Mümkün olduğu kadar dışarıda işi olmayan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar. İşi olanlar işini yapar yapmaz yine evlerine dönsünler. İşlerini yaparken de belirli bir mesafe aralığında işlerini yapmaya çalışsınlar. Bu virüse ne kadar geç karşılaşabilirsek o derece bunu yönetmek kolay olur. Allah korusun bütün ilin önemli bir nüfusu bu tür şeyle karşı karşıya kaldığında sağlık teşkilatının hizmet verilmesinde zorluklarla karşılaşacağı ortadadır. Onun için vatandaşlarımız duyarlı olsunlar, bana bir şey olmaz demesinler. Kendilerini ve bütün büyüklerini, sevdiklerini, kardeşini, çocuğunu yani insanımızı düşünsünler. Onun için daha duyarlı davransınlar ve belli mesafeyi muhakkak kurarak çalışma ortamlarında bulunsunlar. Şimdi kamu kurumlarında ve bazı özel sektörde esnek mesaiye geçildi. Belirli bir kısım çalışarak bir kısmı da evlerinde geçirerek bu süreyi geçirmeleri gerekiyor. Ancak bazı duyumlarımız da var. İzinli olduğu halde çarşıya çıkıyor, geziyor. Bu işlerden vatandaşların, çalışanların, devlet memurlarının, işçilerin işlerinden eve gönderilmelerinin sebebi sokakta olmamalarıdır. Bu izin değildir, bu tatil değildir. Bu keyif çatma için kullanılan bir fırsat değildir. Herkes evine mümkün olduğu kadar evine gitsin. Bilhassa esnek çalışma içerisinde olanlar her halükarda evlerinde bulunsunlar. Sokaklarda mümkün olduğu kadar fazla gezmeyelim. Önümüzdeki bir hafta 10 günü iyi bir şekilde atlatırsak inşallah bu virüsü az bir hasarla ülkemiz atlatmış olacak.